Sevgili seyirciler, Sütü Nuriye'den bir kez daha merhaba. Bursa'dayız, Karacabey'deyiz, Ömer Matlı Akademisi'ndeyiz ve konuklarımız aynı konuklarımız. Bu defa Fadime, Nuriye, Emine ve Ayşe'nin başındayız. Elif ve Nehir yukarıda kaldılar. Şimdi bu bölüm ilginç bir bölüm. Bence şöyle arkaya bir yaslanın, benim gibi not deseniz yanınızda olsun, bir de kağıt kalem alın. Çünkü burada eski İsmet Türkmen'le yeni İsmet Türkmen arasında ya da eski uygulamayla yeni uygulama arasında ciddi ciddi farklar söz konusu. Konuşacağımız konunun adı kuru dönem beslemesi. Yani doğmak üzere olan, doğumuna 60 gün kalan hayvanları nasıl besleyeceğiz sorusunu soracağız. Ama ben daha önce 60 günü 40 artı 20 diye hatırlıyorum. En azından böyle konuşmuştuk ama şimdi artık ne 40 var ne 20 var. Burası biraz karışmış. Ne oldu Serdar Bey? Bana lütfen eskiyi söyle. Sonra da yeni konuşalım. Tamam. Daha önceki dönemde biz kuru dönem son 2 ay olarak ele alıyoruz. Bunlardan bahsettik. 55. gün, 60. gün hayvanımı kuruya aldığımızdan bahsettik. Bu dönemde başlıyorduk. Yiyebildiği kadar çok saman. 3 kilo, 4 kilo hayvanın kondisyonuna göre, hayvanın durumuna göre değişen kuru dönem yemiyle devam eden bir hayatımız vardı ilk 40 gün için. Bu dönemde hem hayvanı daha önce konuştuğumuz meme dokularını dinlendiriyorduk, işkembesini bir miktar ne kadar doğru ne kadar yanlış o tartışılır ama dinlendiriyorduk. Amaç oydu, amacımız oydu. O yüzden bol saman 3 kilo, 4 kilo kuru dönem yemiyle bu dönemi ilk 40 günü geçiriyorduk. Daha sonraki 20 gün ise bu hayvanı sağıma alıştırdığımız dönemde, bu hayvanın artık süt yemesi gereken, süt yemine alışması, işkembesinin süt yemine alışması gereken dönem. Süt döneminde yediği miktara yakın silaj tüketmesi, o döneme yakın yonca kuru otuna geçmesi. Yani kısaca sütlü dönemdeyken ne yiyecekse onu yavaş yavaş yükseltmek suretiyle getirdiğimiz... Doğumdan önceki 20 günde. Evet, dönemde doğumdan önceki 20 gün ve bu 60 günü iki dönemde ele alıyorduk. Ama hocamın son çalışmaları, son yapılan işler doğrultusunda biz önce buradan başlayarak adım adım tüm sahaya da artık bunu yavaş yavaş aktarmak suretiyle yeni sistemi uygulatmaya başladık. Hocam ne oldu? Bir şey mi keşfettiniz? Bir şey keşfetmekten ziyade şimdi biliyorsunuz bilim dünyası değişkenlikler içeriyor. Yani bazı konular hiçbir zaman değişmiyor belki ama bazı konular değişiyor. Ben bunu hani yetiştireceğim veya sizlerin anlayabileceği şekilde basit bir örnek vereyim. Biz ne diyorduk mesela daha düne kadar? Efendim mesela 1950'lerde 60'larda insanlara demişler ki margarin yiyin demişler. Yani bu bitkisel yağ bunu yiyin bu çok sağlıklı. Ondan sonra 70'lerden sonra bu dediler ki margarin yemeyin dediler. Ondan sonra 80'lere 90'lara geldik. Hatta o arada tereyağı da yemeyin dediler. Yani yağ yemeyin dediler. Yani öyle bir şey olur mu? Sonra ne oldu? En son günümüzde her şeyden bir miktar yine geldiler. Hatta bir ara demişlerdi 3-5 yıl önce yumurta yemeyin kolesterol yükseltiyor. Ondan sonra biri dedi kolesterol faydalı. Bir haftada 3 günde olsa yumurta yemeniz gerekiyor. Yani yedin nedir bir yumurtanın ağırlığı? 70 65 gram, 60 gram, 70 gram. Bu kadarcık şeyin her gün yeseniz ne olur, yemeseniz ne olur? Yani bu bile söz konusu olmuştu. Bu da bunun gibi bir şey. Bizim kuru dönem beslemesi çok uzunca bir süredir. Yani bu hayvancılığın kültür ırklarında yani yüksek performanslı hayvanlarda yapılmaya başlandığı yıllara belki bir miktar gerisi gidiyor ama en azından son beni kendim bile bildim bileli iki aşamada yapılıyor. Serdar Bey'in az önce söylediği ilk 40 gün son 20 gün şeklinde. Bunlar işletmelere bir miktarda zorluk getiriyor. Neden? İşletme sahibi diyor ki ya diyor son 20 günde benim de 3 tane hayvanım var diyor veya 10 tane hayvanım var. Ben buna diyor ayrı rasyon nasıl yapacağım? Özel nasıl ona, evet. Nasıl bunu karıştıracağım? Bunu diyor ben nasıl karıştıracağım diyor. Şimdi biz diyorduk ki insanlara son 20 günde süt yemine yavaş yavaş geçin. Diyor bunlar aynı gruptalar. Sen diyorsun ki bana 1 kilodan başlayarak yavaş yavaş 5 kiloya kadar süt yemini çıkartın. Aynı grupta kimi hayvan şimdi girmiş, kimi hayvan 5 gün sonra son 20 güne girecek. Bunları bireysel olarak nasıl besleyeceğiz, nasıl alıştıracağız? Bunların hepsi hayvan sayısına göre rasyon ortaya çıkıyor. Bir sürü zorluklar oluşuyordu. Ve bazı işletmelerde bu zorlukları bir miktar revize edebilmek için, yani üstesine gelebilmek için son 20 güne gelen hayvanları
İlk 40 günde verdikleri rasyonun yarısını alıyorlardı. Bir de sağmal ineklere verdikleri rasyonun yarısını alıyorlardı. Tabii onları karıştırıyorlardı. Al sana son 20 gün rasyonu diye en iyi çözüm olarak bunu bulmuşlar. Nitekim biz de işletmemizde aynısını benimsiyoruz. Burada da öyle yapılıyordu. Bu Ömer Mat'ta da öyle yapılıyordu. En azından maliyeti aslında yani girdi ve yoğunluk açısından doğru. Rasyon olarak da kolay. Yapacak arkadaşın kafası da karışmıyordu. Buraya hazırladığı kuru dönem yeminden getiriyordu. Sağmal hayvanlar için hazırladığından da getiriyordu. Yarı yarıya karıştırıyordu. Ortak bir rasyon oluyordu. Peki sonra? Burada Ömer Matlı'da bu iş böyle gidiyor. Piyasada da böyle gidiyor. Biz de hani bu işin kuralı bu diye fazla bir... Dokunmadınız. Dokunmadık. Yani bazı şeylerin üzerine çok gidilmeyebilir. Geçtiğimiz yıl yani 2014 oluyor. Şimdi 2015'teyiz. Geçtiğimiz yıl bu aylarda benim bir arkadaşım aradı. Sınıf arkadaşım. İzmir'den bir işletmeden. Sürüsünde doğuran hayvanların bir hafta 10 günlük olduktan sonra bir kısmının öldüğünü söyledi. Yani uyguladıkları neredeyse yatalak olduğunu önce, yatalak olduktan sonra da yapılan hiçbir tedaviye cevap veremediğini ve bunun sonucunda da bir süre sonra kiminin bir hafta içerisinde, kiminin bir ay içerisinde ölüme sürüklendiğini söyledi. Yani ölüyor hayvanlar. Evet. Ve ben de kendisi rica etti. Ben de işim gereği sonuçta bir akademisyen olarak, bir bilim insanı olarak yanına gittim. Yani işletmesini ziyaret ettim. Bunun neden kaynaklanabileceğini anlamaya çalıştım. Durum, işletmedeki veteriner hekimin yaptığı bazı kan analizleri yaptı. Ben de kendim de o kan analizlerini izledim, sonuçlarına baktım. Bu bizim halk arasında şeker hastalığı dediğimiz ketoz sistemi. Yani negatif enerji dengesi diye olarak adlandırdığımız olaya bağlı doğumdan sonraki enerji yetmezliğine bağlı. Birdenbire doğumdan sonra hayvanların süt verimleri birdenbire artıyor. Fakat iştahları aynı oranda artamıyor. Bunu karşılayamadığı için de hayvan ne yapıyor? Vücuttan yemeye başlıyor. Vücut yağ dokularından yemeye başlıyor. Bu yağ dokularını çok yemeye başladığında da ketoz dediğimiz şeker hastalığı meydana geliyor. Bu hastalık. Fakat bu o kadar ileri bu işletmede gerçekleşiyordu ki olay ketozis yani şeker hastalığında üzerine çıkıp karaciğer yağlanması dediğimiz ölümcül bir hastalığa dönmüş. Yani karaciğere vücuttaki hayvan zayıflamaya başladığında doğumdan sonra diyorlar ki hızlı zayıflıyor. Bu zayıfladığında yağlar enerjiye dönüştürmek için karaciğere gelir. Karaciğer çok önemli bir organdır. Siz de daha önceki programlarda bir aynen hatırlarsınız değil mi? Evet. Çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorsunuz. Bunu konuşmuştuk. Burada hatta işte, şurada konuşmuştuk. Evet, hatta orada konuşmuştuk. Ben de çok iyi hatırlıyorum. Şimdi siz de dediniz ki ben karaciğerin bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum dediniz. Aynen değil mi? Ve ben size o olayı anlatayım bakın. Size hani bunu iyi hatırlayacaksınız. Ve karaciğerlerine yağ o kadar süratli ve bol miktarda geliyor ki karaciğer bunu taşıyamıyor. Taşıyamadığı için de karaciğerde yağ birikiyor. Yağ biriktiği için de karaciğeri iflas ettiriyor. İflas edince de hayvanlar karaciğere gelen hiçbir gıdayı enerjiye çeviremiyor. Çeviremeyince de ne yapacak hayvan? Enerji alamaya giderek zayıflıyor. Önce felç, ardından da ölüm meydana geliyor. Bu olayları böyle görünce sürüyü şöyle bir kontrol ettim. Sürünün içerisinde dolaştım. Yoğun bir koku var ama bir sarımsak kokusu. Ya dedim siz burada soğan falan mı kestiniz dedim. Gözlerim yaşarıyor. Allah. Ya böyle soğan bildiğin hani evde soğan kesmişindir. Ben de arada keserim. Bir yani gözün bir hafif yaşarır bir koku gelir. Soğanımsı sarımsağımsı bir koku gelir. Aynı bir koku gördüm. Burada dedim bir kimyasal mı kullanıyorsunuz? Daha önce hiç ben bu kadar yoğun böyle bir koku görmedim. Dedim herhalde bir şey kullanıyorsunuz siz burada. Yok dediler işte yemin içerisinde sularına propilen glikol koyuyoruz dediler. Dedim onun kokusu böyle değil ki. O belki suya konunca öyle kokuyorlar. Yani biz de öyle. Çok iyi ya. Biz yani öyle şeyler vardı yani. Öyle yoktu. Pratik çözümler oluyor. Yani. Güzel. Ama koku bayağıdır. Bu diyor hep oluyor bize diyor. Nasıl hep oluyordu? Birkaç aydır böyleymiş bir yerse. Peki dedim siz bu ölümler oluyor. Neler yaptınız? Aklınıza gelebilecek her türlü serum. Memlekette nerede serum, ne cins serum varsa. Her türlü antibiyotik, her türlü kalsiyum, her türlü vitamin. Her şey yapılıyor. Fakat çare yok. Bunun üzerine hayvanların düvelerden itibaren başlamak yani doğum yapacak veya doğum yapmasına 6 ay kala düvelerden itibaren başlayaraklar hayvanları gözümle tek tek inceledim. Durumlarına baktım. Bu hayvanlar nasıl oluyor da ölüme sürükleniyor diye. Ve özellikle kuruya alınmış hayvanların bir varil gibi
dün daha önceki programlarda yaptığımız gibi kondisyon skorlamalarında 5 üzerinden 5 verdi. Hatta bazı hayvanlara 5 yıldızı 5 verdik. Yani hayvanlar çok aşırı şişmanlardı. Böyle bir görüntü gördüm. Besi bunun üzerine efendim besi sığırı. Hatta besi sığırının kesimlik hali. Artıdan derler ki bunun artı daha kilo alacak tarafı kalmamış. Bu doldurmuş kendini doğru kesme. Aynı öyle kesimlik hayvanlar gibiydi. O zaman olay benim açımdan çözülmüştü. Bu bir karaciğer yağlanması ve net bir yoğun besleme hatasından kaynaklı. Aşırı beslemeden kaynaklanıyor. Nerede? Kuru dönem. Hem kuru dönemde düveler içinde de düvelerde de ölüm meydana geliyor. Kuru dönem olmuyor tabii onlarda. Düvelerin son dönemlerinde, evet. Yani gebenin son dönemlerinde. O zaman bazı bilimsel çalışmalara bunu nasıl önlenmesiyle ilgili bazı bilimsel çalışmalara göz atmaya başladım. Ve bu bilimsel çalışmalara göz atırken birkaç kişinin kuru dönem beslemesinde farklı çözümler olabileceğine dair bir takım bilgilere ulaştım. Ve bunu bir radikal bir şekilde kafamda soru işareti. Yapacak hiçbir şey yok zaten. Ölen ölüyordu. Yani doğuran, bakın ölüm oranı şöyle. Doğuran hayvanın %20 ile 30 ölüyor. Yani 100 doğumda 30 tane hayvan ölmüş. Of. Bu korkunç ötesi bir rakam yani. %10'da 30 yani müthiş bir ötesi. Bir de anaç ölüyor. Gıdamı damızlık sürüyor gibi. Yani böyle hem de yani. Hayvan ne yapıyor biliyor musun? 40-50 litre derken ertesi günden itibaren sıfırlıyor sütü, hop gidiyor. Yani muazzam ölümler var. Artık yapacak bir şey yoktu. Bu işi zaten ölüm var. Evet. Yani en fazla %30-%50 çıkabilirdi veya ve ne derhal var? Bir günde ve bir anda kuru dönem beslenmesini tek bir besleme haline getirdik. İlk 40 gün, son 20 gün diye bir şey bırakmadık. İlk 40 gündeki yapılan beslemeyi bir miktar revize edip öyle bir besleme uygulamaya başladık. 40 gün için mi sadece? 60 güne, 60 gün için. İlk hani normalde hani Serdar anlattı ya ilk 40 gün, son 20 gün diye kuru dönem beslenmesi diye. Biz ilk 40 günü bir miktar revize ederek, birazdan anlatacağım nasıl revize edildi. Birazcık azıcık düzenleyerek içinde tüm 60 güne yaydık. İlk 40 günün esprisi neydi, özelliği? Bol samanlı, enerjisi düşük bir beslemeydi. 3 kilo, ne dedi? 4 kilo yem veriyorduk. Ne dedi? 3 kilo, 4 kilo kuru dönem yemi. Sağmal yemine göre, süt yemine göre daha düşük proteinli ve daha düşük enerjili bir yem. Ne dedi? Bol 5, saman. 5-6 kilo saman dedi. Ne dedi? 3 kilo dedi galiba mısır sileci. 3 kilo da mısır sileci dedi. Yonca söyledin mi? Söylemedim ama giren işletmeler. Olsa da olur, olmasa da olur. Böyle bir besleme modeline bahset. Bu besleme modeline benzer bir beslemeyi bütün 60 güne yaydık. Son 20 güne yayılmasının, son 20 günün daha kuvvetli bir rasyon uygulam. Son 20 güne geçildiğinde ne yapılıyor? Sağmal rasyonu veriliyor, da biraz daha enerjisi rasyonu yükseltiliyor. Bunların yapılmasının sebebi doğumdan sonra hayvanın daha yüksek pik yapabilmesi içindi. Halbuki işletmede öyle bir durum yok. Tam tersine pat 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 hayvanlar ölüyor. Bıraktık sütü, hepsi gidiyor. Hayvan ölüyor. Yani bir musibet bin nasihatten iyidir. Böyle bir olay karşısında yapacak hiçbir şey yoktu. Gelen, giden, veteriner, o, bu, hiç sorun çözülemiyor. Bu arada karaciğer koruyucu, bilindik ne varsa hepsi de yapılmış. Ama bunlar çaresiz. Çünkü sorunun kökeninde aşırı bir kilo var. Bunu çözmediği sürece de işletme bundan kurtulamıyor. Fakat işletme körlüğü denen bir olay gelişiyor. Bizler mesela bu işletme içerisinde sürekli durmaya başladığımızda önce hayvanlara ya bu hayvanlar zayıf deriz. Bir hafta sonra evet kondisyonlarını aldı ben düzeldiğini hissediyorum deriz. Bir süre sonra hayvanlar bize gayet normal görünüyor. Halbuki hala zayıflık devam ediyor. Evet, göz alışkanlığı. Göz alışkanlığı. Bunları böyle yaşarken ben anlatırken hala heyecanlanıyorum. Çünkü bu benim için, benim meslek yaşamımda da önemli bir şeydir bu. Viraj mı oldu? Kırılma anı mı oldu? Tabii kırılma anı. Çünkü hiç kimsenin ben yıllarca 20 yıl 30 yıl öğrencilerime, yetiştiricilere, buradaki arkadaşlara kuru dönemi ikiye ayırın, size ilk 40 gün son 20 gün besleyin diye anlatırken birdenbire her şeyi sıfırlıyorsunuz. Bunu yapmayın. Tek rasyonla yönetimine bir şeyler söylüyorsunuz. Ve tek rasyon yönetimi bir günde başlatıldı. Başlatıldıktan takribi bir hafta 10 gün 15 gün 20 gün sonra birkaç ölüm daha oldu. Yani 3-4 ölüm daha gördüm ben orada çünkü takip ediyorum. Benim takip etmem gerekiyor. Dediler ki eskiden gelen hayvanlardı onlar hocam dediler. Önce biraz keyfim kaçtı çünkü bu dedim hani nasıl olur. Ve bir ay sonra o gün bugündür bir tek ölüm dahi olmadı. Ölümler tamamen kesildi. Sebep kondisyon skorunu düzeltmiştik. O yoğun beslemene kaçmıştık. Tabii bu her işletmede böyle olacak diye bir kural yok. Ama ben olayın başlangıcı anlatıyorum. Ondan sonra buraya döndüm. Gün Bey belki Serdar o sırada
Sen bu civarlarda mıydın bilmiyorum, onu başlattığımızda tam hatırlayamıyorum ben ama Günbey buradaydı, onu iyi biliyorum. Burada geldim Ömer Matlı'ya, dedim ki Rahmi ile konuştum, Rahmi Bey'le, biz dedim böyle böyle yapacağız. Kuru dönemi teke düşürüyoruz. Nasıl düşürüyoruz hocam? Böyle böyle yapacak. Özel bir kuru dönem yemi tasarladık dedim. Bunun denemesini bu Ömer Matlı Akademi'de, burası bir akademi olması, olduğuna göre yapmamız gerekiyor. Ne risklerimiz olabilir diye sordular. Vallahi dedim doğumdan sonra en fazla hani son 20 günde biz hayvanlar biraz yükleme grubu adı altında, trans diyorlar yani İngilizce ismi, yükleniyoruz. O yüzden hani doğumdan sonra pik yapmalarında düşüklük olabilir. En fazla öyle bir şey olabilir diye. O tekrasyon beslemesine başladık. Ve o gün bugündür yaklaşık Temmuz 2014 ayından beri, yani ne olmuş, 6 aydan beri bu işlemede kuru dönem ilk 40 gün son 20 gün şeklinde değil, tek bir rasyon şeklinde yönetiliyor. Ve sonuçlarını Günbey'e biraz soralım. İkiye ayırdıklarında ne oluyor? Şimdi ne oluyor? Ben sonra da yine devam edeceğim. Peki. Eğer bir sorunuz yoksa. Var. Sorum şöyle var hocam. Şimdi sizin daha önce burada yaptığınız 40 artı 20 gün beslemesinden sonra hayvanınız ölmüyordu değil mi? Hayır. Güzel. Burada hiçbir sorun yoktu. Güzel. Onu söyleyeyim. Devam ediyorum şimdi. Evet. Güzel. Orada ölüyordu. Evet. Orada da mı aynı rasyon uygulanıyordu? Yani 40 artı 20 mi yapılıyordu orada daha öncesinde? Şey, orada 40 artı 20 yapılıyordu. Ama bunlar orada da 40'ta da zaten biraz yoğun beslemişler. Kuvvetli beslemişler. Fakat burada mesela orada öyle bir olay olmasa bu olay benim aklıma geldi. Orası bana bir şey verdi. Hayır, başka bir şey geleceğim ama şimdi hocam. Siz 40 artı 20'yi buradan kaldırarak sanki yanlış bir uygulamaymış gibi de algılanabilir. 40 artı 20'yi eğer doğru yapmış iseniz, ki siz de doğru yaptınız ve bir sorun olmadı. Doğru mu anlıyorum ben? Doğru. Aslında anladım. Şöyle bir durum doğru var. Orada hani biz de mesela 40 artı 20'yi burada uyguladığımızda çok büyük problemlerle karşılaşmıyorduk. Ama şöyle bir durum var. İşte bu uygulama açısından en azından riski azaltıyoruz. Nedir? Orada iki parça, o yemden biraz, o yemden biraz katma riskinde. Mesela sağmal yemi fazla gitti, haydi hayvanlar ishal oldu. Ya da işte doğumdan sonra bazı problemler yaşandı. Hani biz 40 artı 20'de, yani 40-20 programında yine hani ufak demek doğumdan şeyde olmasa sonra... İzmir'de olmadığı kadar büyük değildi ama yine size bir şey sorunlar vardı mı demek istiyorsun yani 40 artı 20'de? Çok fazla hani böyle ciddi bir problemimiz yoktu. Ama açıkçası da... bana ya bu kuru dönemde böyle bir sorundan dolayı biz şu sorunu yaşıyoruz da hiçbir şey gelmedi. Evet. Kendi işlerine demek ki ufak tefek bir şeyler çıkıyordu. Peki buna rağmen hocam siz aslında o işletmeyle bu işletmeyle kıyaslanamaz. Çünkü burada hiç ölüm yok. Kesinlikle evet. Orada ciddi bir ölüm söz konusu. Belki başka hatalar da var. Siz nasıl oluyor da İzmir'deki bir rasyona buraya cuk diye oturtuyorsunuz? Bu riski mi yani? Matlı'sı bir riski mi? O risk şöyle, ben anlatayım. Bu bir mizaç işidir. Ben hani mizaç olarak çok tedirgin. Ya acaba öyle mi yapsak, böyle mi yapsak dediğim durumlar da olabilir. Bir de böyle mesela küçüklüğüm de mesela çok elektrik çarpar benim. Çünkü meraklıyımdır. Elimi sağa sola yok gerçek mi? En son geçen ay çarptı mesela. Evde çarptı. Yanlışlıkla kabloyu tuttum. Sigortayı attırdım diye küt dedi çarptı. Yani böyle bir sakallığım da var. Ben şeyi severim. Güzel. Öyle hani ne bileyim, evet, televizyon. Yenilikleri severim. Yani böyle biraz yenilikten, evet, ziyade hani kurcalamayı severim. Böyle hani kafam rahat durmaz benim. Öyle mi yapalım, böyle mi yapalım diye bir şey bu canım sıkılır. Bu iyi alamet. Bu iyi alamet. Şimdi burada bunun tek rasyonu düşünmemin sebebi, tabii burada bir sorunu yok. Allah var, hani bana demediler ki ya bizim şöyle sorun. Hatta yüzüme de hani birazcık burada şimdi burada değil. Neydi o arkadaşın adı? Daha önceki programlar, Kara Kız Kara Olan programında çıkıyordu. Biz, Ahmet mi? Değil. Bu işletmede değil de Oğuzhan Bey. Oğuzhan Bey o hani gerçekten bilgili bir arkadaş. Ben böyle yapıyoruz falan deyince hiç sesini çıkarmadı. Anladım ki hoşuna geldi. Ama mesela Serdar itiraz etti. O dedi böyle, Doka vallahi falan filan. Sonra hayvanlar, onun korkusu şu tekrasyondan, işte ne diyoruz biz, son 20 gün eğer hayvanlara biz işkembeden alıştırmazsak doğumdan sonra bunlar ishal olurlar, işte yem çarpması olurlar falan filan. Valla bir gün de değişti burada. Alıştırma yaptık mı? Ben yani o konuda şunu söylemek istiyorum. Bu İsmet Türkmen'in şeyi yüzünden oldu yani. Bu olay onun riski ve delili yüzünden oldu. Evet öyle oldu ve biz çok memnunuz. Yani şöyle, biz mesela o günden bu yana... Siz mi? Yani...
Elemanlar mı? Hayvan mı memnun? Onu mu aslında? Hayır, hayvanla memnun. Niye buyur, hayvan memnun? Buyur. Oraya da geçeyim. Hepsi, mesela hepsi eş atma ile ilgili bir problem. Bizim de aklımızda soru işaretleri vardı. Tabii hani işte şimdi hekimiz bize de yıllarca hocamız böyle dedi. Hoca ayıp olmasın diye bak yavaş yavaş çıkıyor hocam bak güzel. Şimdi tabii yani bunlar mesela doğumdan sonra yine farklı bir rasyona geçecek. Şimdi bu dönemde acaba dedik yine ishal olur mu ya da eşini atmama problemiyle karşılaşır mıyız? Mesela deplasman yani rumen mide yer dönmesi. Mide dönmesi problemiyle karşılaşır mıyız? İşte hayvan bir anda geçecek öbür rasyona. Hani yem tüketimi yani bol düşer de. Bol samanlı bir rasyonla ya 5-6 kilo evet. Samandan birdenbire samanın 800 gram bir samana sandın. Düşüyor. Ve daha yoğun bir rasyon. Yani bizim mesela saman rasyonumuzda 12 kilograma kadar konsantre var. Süt yemi var. Süt yemi var. Birdenbire geçiyor. Tak diye. Hani burada 3 kilo 4 kilo yerken 12 kilograma çıkıyor. Yani öyle bir fark var arada. Şimdi mesela, bizim tabii bitireyim şu şeyi. Aklımızda hani bu tür şeyler varken daha sonra tabii biz yaşadıkça 6-7 ay oldu. Hani gördükçe tamam dedik. Yani biz de uygulama yaparken burada tabii hocamızla da sürekli paylaştık yani ne olduğunu, nasıl bir yol olduğunu. Biz gayet memnunuz. Hem işçilik açısından da azaldı. Yönetimimiz de kolaylaştı. Hani daha sonra da herhangi bir problemle karşılaşmadık. Süt miktarı konusunda bir artı eksi oldu mu? Asıl onunla benim için ilgili yani azalma olmadı. Yani böyle evet, bir benim de sahadaki tespitim öyle. Yani arttı demiyorlar ama azalma da yok. Azalma olmadı. Biz ama azalma bekliyoruz. Ama azalma olmaması demek aslında sizin karınız demektir. Çünkü işletme maliyeti burada. Yani elemanların evet, çalışma şekli, operasyon maliyetleri aslında indi tabii. Değil mi? Yem olarak da indi. Normalde mesela 4 kilo yem verirken düşünün. Şimdi hocam. Bakın 3,5 kilo yem var. Yani düve yemi var. Sağmal yeminden biz yarı yarıya koyduğumuz zaman 2 kilo buradan geliyordu, 6 kilo oradan geliyordu, 8 kiloya çıkıyordu. O zaman kötü. O zaman madde az yemesi alacak demektir. Ben özür dileyerek burada bir noktayı ilave yapmak bu, istiyorum. Şimdi bu böyle. Böyledir. Yani böyle hiç bir kere. Ama memnun edemedik. Ama hocam. Herhalde abi. Bu kadar yem alırsa adam masasını satamaz. Burada yetiştiricilerimizin de yanlış anlamaması lazım. Daha önce yedirdiğimiz kuru dönem yeminden de farklı ama bunun içeriği. Evet, doğru. Evet, bak, bunun doğru. İçeriği farklı. Yani enerji olarak, protein olarak özellikle de hocamın ondan, katkılarıyla süt yemi vitamin değil yani. Mineral olarak çok farklı. Vitamin mineral farklı. Vitamin yani minerali. Piyasada kuru dönem yemi gibi mi bu yani bir anlamda? Tabii mecbur olarak isim olarak kuru dönem yemi dememiz gerekiyor ama bu artık yeni bir tasarım. Yeni bir tasarım. Öyle ya hocam. Bu kadar devrimden sonra yemin de devrim olması lazım yani. Yani şu an için ulaşılabilecek belki kuru dönem yemleri bu içerikte değildir. Bu söylediğimiz şekilde yapılması da yanlış sonuçlar doğurabilir. Heh güzel. Şu an bu yani deneme aşamasında. Klasik kuru dönem yemi değil mi? Piyasada evet. Satılan değil artık yeni. O zaman klasik özel 60 liralık yem mi şimdi? Evet. Vay evet. Yeni bir pazar mı doğdu şimdi yani? Yeniden klasik hatta yani bizim yedirdiğimiz işletmede yedirdiğimiz eskiden yedirdiğimiz yemi de yedirirken böyle bir uygulamaya geçen yetiştirici olmaz yani. Böyle bir uygulama yanlış olur. Bizim burada yedirdiğimiz yem, biz daha önceki kuru dönem yemlerini ne diyorduk? Daha düşük proteini, daha düşük enerjili diyorduk. Vitamin, mineral içeriği ona göre diyorduk. Ama şimdi öyle değil. Tam tersi. Neredeyse belki protein, enerji olarak süt yemine yakın. Doğru mu söylüyorum? Evet, evet. Ama vitamin, mineral evet. içeriği olarak da süt yeminden tamamen farklı bir yem. O zaman şöyle yapalım. Ben kafamı netleşsin diye söylüyorum. Önce ben somut olarak Günbey Bey'den bu yeni dönemin artısını eksisini almak istiyorum. Çünkü bu sahiden öyle şaka maka bir olay değil. Tabii, yani değil, bu olayı iyi ifade edemezse yarın bizim de bir hayvanı öldürme ihtimalimiz var bu işin ucunda. Tabii. Buradan yanlış şey alıp da kesinlikle doğru yapmamız lazım. Ben zaten yapılan yanlış bir örneği de geçen hafta yaşadığım bir örneği anlatacağım size. Peki. O zaman sahiden bir kez daha tekrar olmasında hiç mahsur yok. Benim açımdan çünkü ben anlamam lazım. Yoksa benim de bir haberim olur bu işinde. Bu yeni dönem yeni uygulamayla birlikte yani 60 günün tamamının bir rasyonla tek rasyonla çıkarmamız durumunda bir Günbey bir şey olarak veteriner hekim olarak mutlu mu? 2 hayvanlar mutlu mu? 3 matlı yani Ömer matlı mutlu mu? 4 yem üreten matlı mı da mutlu mu? Bak 4 tane mutluluk var orada. Şimdi ben ilk üçüne cevap vereyim de. Tamam onu girme hadi üçüne ver. Serdar Bey versin. Hani hekim olarak işletmede biz bu konudan hani hekim olarak mutluyuz. İşletmede hani yönetsel anlamda da bizim işimizi azalttığı için bir sıkıntımız yok. Daha rahatız. Hekim olarak gerçekten hani aklımızda soru işaretleri olmasına rağmen bir sıkıntı yaşamadık.
bir problemle karşılaşmadık. Ama tabii bunu yine söylüyoruz. Sadece şu an için burada denenen bir kuru dönem yemi için geçerli bu. Hani farklı her kuru dönem yemini bu şekilde uygulamak için geçerli değildir yani. Onun dışında hayvanlarımız, tabii bizim mutlu olmamız, hayvanların mutlu olması bence eşittir. Çünkü bir hayvan eş atmada problem yaşamıyorsa ya da süt veriminde problem yaşamıyorsa, yani mide dönmesi yaşamıyorsa, şeker hastası olmuyorsa, ketozis dediğimiz, zaten bu hayvanın hani daha iyi duruma gelmesi o hayvanla mutlu olduğunun bir göstergesi aslında. Çünkü biz ne kadar az çalışıyorsak onlar da o kadar az problem yaşıyor. Yani hayvan problem yaşıyor da biz mutluyuz değil. Hani anladım. Komple bir mutluluk hakim yani. Hocam mutluluk hormonu ortaya koymuşsunuz. Evet. Şimdi bilmiyorum, devam edeyim ben. Buyurun. Bununla ilgili geçen hafta şöyle bir olay oldu. Şimdi ben bunu tabii etrafa aydınlatıyorum, ben söylüyorum. Bunu hani sağ olsun Trakya'da bir buna benzer işletme büyüklüğüne sahip bir arkadaşımız duydu benden. Bundan özel bir tasarım yaptık. Bundan yavaş yavaş, hatta onun yan işletmesine, ona yakın bir işletmede de bunu denemeye başladık. Bu sen tabii duydu onu. Elindeki mevcut duruma göre denemeye kalkmış. Mevcut yemle. Mevcut kuru dönem yemiyle. Kuru dönem yemiyle. Ben de dedi kendim denemiş ve deneyince de sonuçlar negatif olmuş. Hayvanlar doğru dürüst süt pikine ulaşamamış mesela. Onları paylaştı. Son atmamalar arttı dedi. Ha, ölüm ve kötü bir şey yok ama o anlamda böyle sorunlar oldu. Yani demek istediğim şey şu: bir deneme yapılacaksa ve bir uygulama yapacaksa bunun ayaklarının hepsinin oturuyor olması lazım. Ama hocam şimdi biz bunu burada yaptık diye bütün Türkiye'ye bunu uygula diyebilir miyiz o zaman? Bunun genellemesi var mı bunun? Artık genellemesi var. Sebebi şu. Ben size daha önce konuşuyorduk. Hayvanların, düvelerin tohumlanmasıyla ilgili Amerika'da bir çalışma yapıldı ve bunun çalışmanın en az 10 bin başlı bir sürüde yapıldığını, dolayısıyla sonuçların oldukça güvenilir olduğunu söylemiştim. Bu Ömer Matlı'da 200 hayvan sağmalı var. Tabi ayda ne kadar doğumunuz oluyor hani ortalama bakarsak? 18-10 doğum oluyor mu ayda? Aslında o denediğimiz dönemde daha yoğundu. Daha yoğundu ama 20 doğum oluyor. Yani. 20 doğum. Yani 20 doğum. Ha, şimdi bu tamam. 200 sağmalık bir sürü veya toplamda 500'ü hayvandan olan buzağısı, danası, değil mi? Bir sürü de denedim. Ondan sonra ben bunu o işletmeden döndükten sonra Ömer Matlı'da bir günle başlattım. Konya'da bir işletme daha başlattım. İşletmenin hayvan sayısı 2250 sağmal sayısı. Toplam hayvan sayısı 5000'in üzerinde. Böyle bir işletmede de başladım. Oranın kuruda orada her ay 100 ila 300 arasında, 250 arasında doğum oluyor. Şimdi böyle bir büyüklükte başlattım ve orada da Haziran'dan beri deneniyor. Yani deneniyor derken bizzat uygulanıyor. Oradaki başlanmanın sebebi de yine oradaki bir sorundan kaynaklanıyordu. Bunlarda da doğumdan sonra bir 5 gün oluyor, 10 gün oluyor, hop mide dönüveriyor. Mide döndü yine, ama her hayvan değil de %7-8 seviyeden. Yani doğum yapan hayvanlardan 7 ya da 8 tanesinin midesi dönüyor. Biz ona abomazum deplasmanı veriyoruz. Ve bu mide dönmesini her nedense hayvanlar ameliyat oluyor falan filan, ama eski randımanını tutamıyordu. Biz dediler hiç mide dönmesi istemiyoruz hocam dediler. Yani istemiyoruz bunu yani. Ha, normalde %3'e kadar da kabuldür. Bu işletmede de hiç mide dönmesi tarihinde yok. Orada da öyle bir sorun vardı. O zaman o sorunu siz çözmek istiyorsunuz. Böyle bir fikrim var, planım var dediler. Allah bari bu güven işidir bak. Şimdi 200 sağmalık bir işletmede bunu yapalım dersin. Gün Bey ne der? Ya der. Yani 5-10 hayvanda dur bakalım bize. Ama orası 2000 sağmal. Böyle 5-10 hayvandan bahsetmiyoruz. Evet, büyük risk. Yani, bir de hepsini mi uygulanmış? Bütün hepsini. Bir deneme öyle yapmadınız ya yani. Değişik. Öyle. Vallahi bravo. Benim şeyim öyledir yani. Ben hani hep ya istiyor sen. Öyle şey yok yani. Bir dakika hani yani çok ihtiyatlı bir insan değilim ben. Yani yeri gelir hakikaten kötü şeylerim de başıma gelir. Yani böyle ya derim. Lan, bile oldu derim mesela, ama bunda da olamaz bir şey oldu. Çünkü benden şöyle bir şey. Sorun olmayan bir yerden konuşmuyor. Sorun var. Mesela öyle İzmir'deki işletmede de hani burada ölüm yok ama burada da şey var. Mide dönmesi. Evet. Şimdi mide dönmesini biz genellikle veteriner hekim, ben veteriner hekim kökenli bir insanım. Buradaki arkadaşlarımız da veteriner hekimler. Mide dönmesinin en önemli sebebi kaba yemin az, konsantre yeminin fazla olması. Yani en önemli sebeplerden bir tanesi. Doğum
doğumdan sonra olur bu mide dönmesi ve doğumu izleyen ilk günlerde meydana geliyordu. Bizim normalde tek rasyonumuzu son 20 gün, ilk 40 gün ayırma sebeplerinden bir tanesi de bu mide dönmelerini azaltmaktır. Hmm. Son 20 günde sağmal rasyonu veririz ki Rumeni işkembeyi alıştıralım, biraz daha süt yemi veririz ki doğumdan sonra ani bir rasyon değişikliği olmasın. Böylece mide dönmesi, işte son atmama gibi sorunlar az yaşansın. Değil mi? Asidozis gibi sorunlar veya işkembe asitleşimi gibi az yaşansın. Burada ise tam tersi var. İlk 40 güne yakın bir rasyon, bol samanlı bir rasyon, az süt yemi veya konsantre yemli, kuru dönem yemli bir rasyon. Ondan sonra pat diye öteki rasyona geçiyorsunuz. Halbuki tam tersini düşünüyor insan. Yani eğer bir abomazm deplasmanı veya mide dönmesi varsa daha da artmasını düşünüyor. Fakat bu olmadı. Tam tersi oldu. 2,5 ay boyunca o işletmede 70 ya da 80 gün boyunca ayda %8 ile 12 arasında görülen mide dönmesi oranı, her 100 doğumda 8 ile 12 arasında görülen mide dönmesi 0 çıktı. Sıfır çık. Sıfır. Bu yeni modelli. Yeni modelli. Tık diye. Yani sanki bir şeyle bıçakla tak diye kesin. Peki neydi bu işin esprisi? Evet, sırrı. Bir kısmını söyleyebileceğim. Deneme aşamasında olduğu için, yani tam oturmadığı için. Bu işin en önemli esprisi son 20 günde veya kuru dönemin tamamı boyunca hayvanları yoğun enerji beslemeden kaçacaksınız. Yani? Yani bol samanlı besleme şu anki yeni kuru dönem stratejisinin en büyük temel bacağıdır. Bizim Boğaz Köprümüz var, Fatih Sultan Mehmet Köprümüz var, üçüncüsü de yapılıyor. Bunlar kaç tane bacağı oturuyor? Dört bacağı oturuyor, değil mi? Köprüyü ne yapıyorlar? İki direk bir tarafta, bir direk bir tarafta, bir direk bir tarafta. O direklerin her biri köprüyü askıda tutuyor, dört tane bacağı var. Kuru dönem beslemesinde böyle bacakları var. Tek rasyon kuru dönem beslemesinin en önemli ayaklarından bir tanesi, yani o beslemin oturduğu temelin en önemli ayaklarından bir tanesi bol saman kullanmaktır. Ne samanı? Bildiğiniz buğday samanı ya da arpa samanı. Bildiğiniz buğday ama özür dilerim. Anadolu için iyi ki sordun. Anadolu'da saman dendiği zaman kıyılmış yoncaya da saman diyorlar. Yani adam diyor ki ben de yonca samanı diyor, değil mi? Öyle değil. Bildiğin aksaman. Anadolu için söyleyeyim veya işte buralarda aksaman yok da bildiğin işte buğdayın veya işte arpanın taneleri çektik. Yok de olmaz. Arpanın ya da buğdayın taneleri alındıktan sonra hasat zamanında geri kalan sap mı diyelim artık? Sapın kıyılmış hali. Peki birinci ayağı bu. Bol saman vereceksin. Neden? Bol saman bu hayvanların işkembesini, rumenini dolgun tutuyor. Tamam. Doğumdan sonra da bu hayvanlardaki iştah düşmesini en aza seviyede tutuyor. Çünkü dolgunluk yaratıyor. Hayvanı hep böyle mide dolu tutuyor. Sağlam. Evet, hacimli. Aynen öyle. Bu iki. Ayrıca bol saman verdiğiniz zaman hayvanın diyelim ki büyük işletmelerde, modern işletmelerde çok görürüz. Samanı çok az verdiği zaman hatır hatır yer. Ne yer? Silajı yer, yonca yer, onu yer. Bunları engel oluyor. Böylece aşırı enerji alımının engel oluyor ve aşırı kilo almasını engelliyorsunuz. Bu da onu doğumdan sonraki o İzmir'deki işletme gibi aşırı kilo alıp ölmekten ya da bazı burada Konya'daki işletme gibi midesini dönmekten koruyor. Birinci aşaması bu. İki. İkinci aşaması bağışıklık sistemi üzerine. Burada samanla bunu yapamıyoruz. Burada da yeni tasarlanan özel kuru dönem yemi sayesinde buradaki bazı vitamin ve mineralleri kuru dönemin istediği oranda veya onun biraz üzerinde kullanıp bağışıklık sistemini güçlü tutuyoruz. Böyle hayvan doğumdan sonra hasta daha az oluyor. Mastitis, metritis, rahim iltihabı gibi hastalıklara daha az yakalanıyor. Bu da onun iştahını azaltmadığı için mide dönmesi problemleri daha az yaşanıyor. Doyuyor yani. Doyuyor. Doyan hayvandan korkmayacaksın. Yani işkembeyi fiziksel olarak ama olacak. Aşırı yer olmadığı için de dengesiz olmuyor. Yani bir hani terazi gibi düşün hocam. Saman onu etrafı tutunca orada bir yer buluyor evet, kendine. Aynen öyle. Bu da kuru dönem beslenmesinin ikinci ayağı. Üçüncü ayağı da kaliteli protein kullanıyoruz. Yani sindirilebilirliği yüksek. Bu da üçüncü ayağı. Dördüncü ayağı da yüksek. Hocam ben bilmediğim proteinde hangi ürünler var? Kaliteli protein. Mesela kanola kaliteli proteinli. Soya küsbesi en kalitelisi. Bir miktar ama tamamen değil. Belli bir dozajda da kaliteli protein kullanıyoruz. Özel bir vitamin mineral var. Bu da 3, 4. Bir de kalsiyum dengesi
rasyonun asitliği gibi bir denge var. Süt ümasını, hipokalsemi önleyebilmek için. Bu da dördüncü ayağı oluyor. Dört tane ayağımız var. Kuru dönem ve tek rasyon uygulama modelini. Anyon katyon dengesini işin içine katabilir miyiz hocam? İşte o asitleştiriyoruz dedim ya. Ama sen yine biraz hani anlat. Anyon katyon dengesinden neyi ifade etmek istediğini. Tamam, şöyle yetiştiricilerimizin de çok kafasını karıştırmadan, genellikle süt yemi gibi yemler katyoniktir. Yani artı yüklerle yüklüdür. Alkali pH'ya sahiptir. Alkali pH'ya sahiptir. Ama eşatma durumu gibi bir takım metabolizma hastalıklarının önüne geçebilmek için de gibi, süt felci eşatma gibi, eşatmama problemi gibi metabolik rahatsızlıkların önüne geçmek için de bizim bu kuru dönemdeki hayvanlara anyonik vermemiz, yani daha asidik karakterde bir yem vermemiz lazım. Rasyon diyelim. Rasyon, yemden ziyade rasyon evet, vermemiz lazım. Bunun için de bu yemin içine özel, bunu asitleştirici bir katkı yapmamız lazım. Yem katkı. Şimdi burada her şeyi anladın da hocam. Yemi anlamadım değil de, şimdi sanki bu durumda Türkiye'de daha önce yapılmayan bir yem barometresi ortaya çıktı diye hissediyorum. Çünkü siz normal kuru dönem yemini buraya kullanınca bu sisteme uymuyor. Uymuyor, evet. Şimdi muhtemeldir ki yem fabrikaları eğer bu dönemi, bu sistemi daha önceden uygulanmamışsa, bu yeni uygulamaya başlamışsa, ya yem fabrikaları buna has bir yem modeli geliştirip ortaya sunacaklar. Tabii talebe göre bu gelişecek. Ya da sizin bu sisteminizi başka türlü modüle etmek mümkün değil. Edemezlerse de böyle ilk 40 gün, son 20 günde eski sisteme devam edecekler. Sisteme devam edecekler. Yani. Hocamın tasarladığı, hocamın geliştirdiği kuru dönem yemini kullanamayacaksa bu programa kullanmasın. Girmesin. Sakın. Bu yemi alamayacaksa bu model yanlış. Böyle bir tasarım yanlış yoksa asla. Peki o zaman şu soruyu soralım. Sizin bu yaptığınız sistemle beraber yem fabrikaları sizden bu bilgiyi bir miktar en azından veya alarak yeni bir pazar alanı, yeni bir yem üretmeye girebilirler mi? Veya girerlerse Türkiye'de iyi mi olur? Öyle söyleyeyim yani. Bu demo Türkiye hayvancılarına yeni bir soluk getirir mi? Bence. Bunu genel soruyorum. İyi olur. Yani neden iyi olur? Az önce şimdi mesela Günbey buranın veteriner hekim kardeşimiz, bölüm sorumlusu kardeşimiz. Evet. Bir de onun bir üst abisi var burada, bir veteriner hekim. Buradaki veteriner hekimden sorumlu müdür. Hayvan sağlığından sorumlu müdürümüz var. Rahmi Bey. Rahmi Bey'e de ben bu konuyu ilk açtım. Gün Bey ondan duydu veya beraber belki konuştu. Tam hatırlayamıyorum. Rahmi'nin bana kuru dönemi tek rasyon yapacağız dediğim zaman ilk söylediği şey olumlu anlamda tabii ki. Yani olumsuz yönlerini de bana söyledi. Böyle olur mu ama oh dedi, ya daha iyi hocam dedi. İki rasyon yapmaktan kurtuluruz dedi. Anlatabildim mi? Bu kimin lafı? Bu bir veteriner hekim olarak söylemiyor. İşletmeye sorumlusu olarak söylüyor. O zaman bu modelin hiçbir yararı yoksa tek bir yararı var. Tek rasyon modeli. Bu bir. Hocam bu işletmedeki arkadaşların için geçerli bir durum. Gelelim hayvanlara. İki, yine ben bir şey daha söyleyeyim. Bugün küçük yetiştirici de olsa, yani tabiri caizse köylü de olsa, kentli de olsa şunu soruyor. Biz diyor son 20 günde süt yemi verin, ben nasıl ayıracağım bunu diyor. Adıyaman'da bir işletmedeyiz. Yine geçen hafta, evvelsi hafta. Ben dedi sizin dediğiniz gibi son 20 günde ayırdım dedi. Ama dedi süt yemini dedi öyle 1 kilodan başlayıp 5 kiloya kadar çıkartamıyorum dedi. Çünkü aynı hayvan yeni giren de var son 20 güne. Doğurmak üzere olan da var dedi. O yüzden de hepsine dedi 5'er kilo veriyorum dedi. Hadi buyur buradan ya. Bir isteyen de 5, 5 isteyen de 5. Şimdi bu adama ne diyeceksin? Nasıl bir çözüm üreteceksin? Her birini bağla. Tek tek bağla orada. Böyle saçma şey olur mu? Hadi bağla. Tek tek başına kadar gram onu mu vereceksiniz yani? Yani böyle saçma. Ama daha önce mesela bir şey yapıyordunuz hocam. İşte onu söylüyorum yani. Böyledir bilin. Bugün dündür. Bugün bugündür. Hocam. Ondan sonra şöyle. Bu sistem bir defa bunu kaldırıyor. Yani o adamın bir daha öyle bir derdi yok o adamın. Ve tek rasyon modelini ben şimdi anlatıyorum. 3,5 kilogram günlük özel üretilmiş. Bakın enerjisi, proteini, vitamini, minerali ve asitli özel düzenlenmiş kuru dönem yemi. 3,5 kilo hayvan başına burada veriliyor. Değil mi? 3,5 galiba. 3,5 kilo. Silaj veriliyor. 5 kilo ile 3 kilo arasında değişiyor silajın kalitesine göre. Burada ben 5 kilo diye hatırlıyorum ama 5 kilo diye 5 kilo. 6 kilo şey veriliyor. Saman. Saman veriliyor. Bildiğiniz şey ama kıyılmış sapın kıyılmış hali, yani Anadolu'daki evet, insan da hani doğru anlasın diye. Bir de
1 kilogram yonca veriliyor. Yonca verilmesi olur mu? İnanın olur. Hatta kuru dönem yoncayı seven bir rasyon değildir kuru dönem. Yoncayı sevmez kuru hayvanı. Yonca onu hipokalsemiye karşı, süt ummasına karşı riskli, son atmama karşı riskli kılar. Yine Türkiye'nin önemli işletmelerinden bir tanesinde 4 ya da 5 kilo yonca veriyorlar. Neden? İşte bize bilmem kimler geldi şuradan, şu ülkeden. Bunlar yoncayı bol verin dediler. Onlar da senelerdir şey gibi, böyle hani öğrenilmiş çaresizlik vardır ki. Vardır ya. Çünkü o arkadaşın geldiği memlekette saman üretimi yok. Yonca var. He, saman üretimi bizim memleketimizde var. Bizim malımız. Bizim malımız. Yani o zaman bu malı en iyi kim tanıyacak? O tanımayacak. Bizi tanıyacak. Onlar da 4-5 kilo yonca veriyorlar. Bu yemin rasyonu görüyorsunuz. Tek rasyonu bu arada. Hani Serdar Bey sağ olsun. Bakın şurada sadece küçük bir yonca kırıntısı görünüyor. Yeşil. Görüyorsunuz. Diğerler bol saman. Bakın bol samanlı bir rasyon. İçerisinde bir miktar silaj var. Yem de seçilmiyor içinde ya. Az miktarda yem. Az miktarda yem var. Ağırlık saman. Ama ana ayağını saman oluşturuyor biliyorsunuz. Her neyse. Bol yonca veriyorlar. Ama mide dönmeleri %15. Abomazun deplasmanı. %10'dan aşağıya tarihinde yazmamış. Belki hipokalsemi hocam. Doğum felci. Olabilir. Sonra ne oldu? Benim hani büyük bir şeyimle, presimle yoncanın, o 4 kiloluk yoncayı yarısını çektirtmeyi başardım. Onun yerine 2 kilocuk samanı büyük hani hocam, bir saman neymiş be? Bak, hocam büyük, saman neymiş anlat, be? Dinle bak. Büyük bir törenle 2 kilo samanı koydular. Ama şimdi... Törenle? Evet, büyük törenle. Yani böyle nasıl olacak? Sütlerimiz pik yapmaz. Öyle olur, böyle olur. Ve aradan bir ay geçti. Abomazum deplasmanı, mide dönmesi oranı %10-15'leri. Onların altına tarihinde yazmamış. Bazı aylarda 25 olmuş. Kaça düştü biliyor musun? %2'ye. Ben dedim ki, yoncayı dedim tamamen çıkın. Bunun 4 kilosunu saman yapım sıfır. Sıfır garanti diyorum. Hocam yakında adın şeye çıkacak. Yonca düşmanına çıkacak. Çıkacak adını söyleyeyim ama. Neyse. Bunlar tabii şey. Anladım. İnsan tabii bir şey yapıp da mutlu olduğunuz bizim gibi insanlar etrafa yanlış anlamıyor. Ben şahsımla ilgili konuşmam. Işık vermesi lazım. Biz bu ışığımızı yayacağız. Peki. Sen bir şey mi diyordun? Demiyorsun. Bunu iyi anlatabildiğimizi düşünüyor musunuz? Yani bu ben çünkü bu yeni dönemde hocam eğer özel bir yem yapmazsak bu iş olmazsa bu sıkıntı. Bu durumda bütün yem fabrikaları için iyi bir pazar bu aslında söyleyeyim. Bana göre yeni bir pazar oluştu. Yeni bir ürün demektir yenilik bu. Yenilik yani. Bu yeni, ama tabii, iyi pazar. Tabii yeni. Bu pazar Günbebeğin burada yapacak olduğu işletme maliyetini ancak yeme versek yeteriz diye düşünüyorum. Ya bu kadar insana böyle git gel yeni rasyon yapma kültürü ve zahmetinin mali karşılığı ile yem alınabilir. Amorti eder yani. Yeni yem demek, yeni maliyet demek anlamına gelmesin diye bunu söylüyorum. Avantajlıyız değil mi? Bu sistemde yem alsak da avantajlıyız. Şimdi ya daha mı pahalı Sedat Bey yem? Bu yeni yem biraz daha pahalı mı diyene göre? Yeni yem biraz daha pahalı evet. Yani normal klasik kuru döneme göre. Klasik kuru dönem yemi daha düşük protein, daha düşük enerjili olduğu için daha uygun fiyatlı. Yani süt yeminden de daha uygun fiyatlı bir yemdi. Ama bu hocam dedi hem proteini yüksek hem proteinin kalitesi yüksek. Bir içinde de öz, vitamin mineral seviyeleri ki, çok daha iyi. Rasyonun içerisinde en çok parayı tutan yani gerçek anlamda pahalı olanlardan bir tanesi vitamin mineral. O yüksek. Ayrıca bunu asidik karakterde yapmak için bir özel katkı var. Bu ciddi bir maliyet. Bir de enerjisi de daha yüksek bu yemin. O yüzden neredeyse süt yemine, hatta iyi kaliteli bir süt yemine yakın bir fiyatı var. Yani Ama peki bunu amorti edebilir miyiz? Ama hocam depresyonundan kurtarıyoruz. Ekonomisine girdiğimiz zaman ölçemezsiniz. Değil mi? Tabii. Yani getirdiği karla o iki rasyon arasındaki maliyet farkı kıyaslanamaz bile. Peki o zaman şu soruyu sorayım. Bu yeni yem modelini Türkiye'de hemen yem fabrikada bunu yapabilirler mi? O altyapımız var mı? Teknolojik olarak yapabilirler. Ama burada ne kadar açık konuşulur bilmiyorum. Konuşayım mı? Hayır, açık derken yani şu. Yapalım yapamaz mı? Bu bir pazar bak. Bunu söylüyorum bak. Bu olayı tutarsa Türkiye'de inanılmaz bir alan doğuyor. Şu anda görüyorum bu alanın doğduğunu bu ben. Bu hocamın ve hocamla bağlantılı olan firmanın vizyonerliğiyle gelişmiştir. Tamam. Ama diğer ticari olarak bakıldığı zaman aslında çok girilecek bir konu değildir. Neden? Kuru dönemdeyken bu hayvan sadece 3,5 kilo yem tüketiyor. Pazar yok.
Anlatabildim mi? Ama söyleyeyim ben size, yakında bu pazar büyüyecek. Büyüdüğü zaman buna girilmeli mi? Hayır, bu hayvanlar hiçbir zaman 10 kilo yemeyecekler bu yemde. Tonaj. Hayır, şöyle söylüyor. Bu pazar büyüyecek derken. Hayır. Hayvan sayısı fazla olacak. Hayvan sayısı fazla olacak. Biraz daha bilinçlenecek. Onu demek istiyor değil mi? Onu söylüyor. Tabii. Şu anda siz şunu mu diyorsunuz? Yem fabrikaları az yem sattığı için boşa girmez değil. Yakında göreceksiniz. 1 kilo bile yese bu yemden 1000 hayvan olduğunu kabul ediniz. Veya 100 hayvan olduğunu kabul ediniz. Bu bir pazar olacak. Çok mu pahalı yani? Üretimi çok pahalı? Yok. Burada mesela dirençler şöyle olabilir. Şimdi kuruda diyelim ki bir yetiştirici 10 çuval toplamda yem alıyorsa bunun kaç çuvalı kuru dönem yemi olabilir? 100 çuval yapalım isterseniz. 100 çuval yapalım, daha basit örnekler. 2 çuvalı kuru dönem yemi olabilir. 2 ya da 3 çuval yani dönemsel olarak. Bunu demek istedim aslında. Onu söylemeye çalışıyor. Yani, ya da dur bakalım bir dakika, o kadar az olabilir mi? 100 hayvandan kaçı kurudadır? Hayır, 100 hayvan... Öyle konuş. Bir de miktar da az tabii, doğru haklısın. Yani 2 ya da 3 çuvalı. Ama bu 2-3 çuval doğumdan sonraki pek çok olayı etkiliyor. Veya doğum, yani pek çok... Aslında olaya sadece kuru dönem diye bakmayın bence. Kuru dönem de yiyor ama doğumdan sonrası ki sezon uzuyor. Yani uzun sezona bir destek veriyor. Yani bu dönemdeki yemin ömrü sadece 60 gün değil. Anladığım kadarıyla. Hayvanın bir sağmal dönemini satın alıyoruz. Sağlığını satın alıyoruz. Onu diyorum yani. Bir taşla bir ömür, bir sezon satın alıyorsunuz. Kurtarıyorsun. Ya şimdi bir hayvan bir abomazum deplasmanı olduğu zaman o laktasyon, dün diyorum. Daha önceki programlarda gördük. Hayvanın biri mesela tam pike giderken değil mi? Pik eline baktı. Bir sorun yaşamış. Ondan sonra ömrü bile o sezon bir daha yukarı çıkamamış. Aynı pike çıkmamış. Aynı pike çıkmaz. İşte bu da bir mide dönmesi budur. Bir sonunu geç atma bu kadar olmasa bile kısmen etkileyebilir. Hocam formülü kaç liraya satıyorsun onu söyle. Formülü hiç satmıyorum. Hiç önemli değil. Ben çünkü ticareti bilmiyorum. Hediye ediyorsun Türk tabii, gayet tabii. Yani bu hani benim böyle keşfettiğim bir şey de değil. Onu söyleyeyim ama olmayan bir şey oluyor şu anda. O yani risk alıyor. Yani böyle bir mesela orada İzmir'deki arkadaş öyle bir hata olup da öyle bir... Hala onu uyguluyor mu arkadaş? Şu anda uyguluyor mu dediğin sistemi? İzmir'de tabii uyguluyor mu şu anda? Gayet. Mutlu mu? Mutlu tabii. Yani şu an hiç beni telefonla aramıyor. Yani neden aramıyor? Çünkü... sorun yok. Sorun yok. Hocam nedenini de söyleyelim. Nedenim de bu yani. Telefonla aramıyor çünkü sorun yok. O şu an geziyor yani. Sağa sola gidiyor. Her ay bir ülkeye ziyaret ediyor. Hocam vay. Güzel. Peki. Güme Bey, bu hayvan son 60 günde bunların bir şeyi var mı? İğnesi, ilacı falan var mı hayvanlara yaptığınız? Kuru dönemde yani çok fazla zaten bu 2 ay sürecinde çok fazla bir uygulama yapmıyoruz. Yalnız 240. günlerde tohumlama sonrası 240. günlerde biz yani işletmemiz için uyguladığımız rotavirüs koronavirüs aşımız var. Tabii bu aşı yani aşı olduğu için veteriner hekim kontrolünde yapılması gerekiyor. Aşıların da elden bir satışı mümkün değil. Hani işletmelerin ya da hayvan sahiplerinin bu şekilde hani veteriner hekimler bağlantı kurup bu aşıları yaptırabilirler. Bunun dışında Clostridium etkenlerine karşı bu dönemde aşılama yapılabiliyor. Yani biz bu işletmemizde sürekli yaptığımız için bu uygulamaları kuru dönem programımızın içerisinde yok. Çünkü biz dönemsel olarak zaten bu aşılamaları yapıyoruz. Ama böyle bir programı olmayan işletmeler için kuru dönem sürecinde böyle bir aşı da yapılabilir. Onun dışında fazla yani kuru dönemdeki başka bir protokolümüz yok. Peki. Gün Bey'in bahsettiği kuru dönemde uygulanan rotavirüs, koronavirüse karşı ve klostridiyal etkenlere karşı olan aşılar anneden ziyade doğacak yavruyu korumak için yapılan evet. Aşılar. Neden? Anne bunlara karşı bir antikor oluşturacak. Hep ağız sütünden bahsediyoruz. O antikoru ağız yavruları sütüne verecek ki yavruyu koruyabilsin. Son soru şu. Siz doğuma 15 gün kalan hayvanları yanlış bilmiyorsam özel bölmelere alıyordunuz veya daha az zamanda son günlerde. Daha az zamanlarda. Daha yani doğurmak üzere olanları. Öyle mi? Ha pardon. Belki 2 gün 3 gün. Son bir hafta olabilir. 5 gün olabilir değil mi? Doğum bölmesine derken. Evet son 60 günde hayvanların özel bir mekanı oluyor mu?
Onlar özel mesela şurada mı duruyor mesela son 60 gün? Şimdi o son 60 günde burada duruyor. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi ortalama bir hayvanın doğum süresi hani 270-275 gün. Şimdi bu tabii işletmenin yapısına göre, hani işletmedeki yerleşim planına göre de değişir. Çünkü doğumu sık olduğu bir dönemde normal şartlarda biz takribi takip ediyoruz tarihinden. Birkaç gün önce doğum bölmesini alıp yani oraya da bir alışmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama yerimiz yeterli değilse o zaman doğumun başlama sürecini hani daha sıkı bir takip oluşuyor. Hani birkaç gün önceden değil de bazen doğumu gerçekleşmeden bir gün önce işte ya da gününde doğum bölmesine alabiliyoruz. Peki. Kuru dönem bölmesine de tabii kuru döneme geçtiği anda alıyoruz ki bir, sağmal hayvanlardan daha farklı bir rasyon yiyorlar. İkincisi de artık bu hayvanlar sağıma gitmiyorlar. Doğru. O yüzden farklı sadece bir bölmeye alınıyorlar. Bölme ama mekan, fizik yapı olarak hayır, yok. Aynı. Yani karşısında sağmal hayvanlar varken bu tarafında da kuru dönemdeki hayvanlar oluyor. Ben konuyla ilgili şunu söyleyeyim. Şöyle bir durum var. Şimdi bizim sağmal hayvanlarımız işletmemiz için mesela 32 hayvandır bir bölmemizde. Biz 32 hayvanlık bölmeye sağmal olarak koyuyoruz ama mesela bu yine hep söylüyoruz ya düve mesela kurudaki hayvan süt vermediği için genel anlamda böyle pek ilgi alaka eksik oluyor. Mesela biz burada 32 hayvanlık bir bölmeye elimizden geldiği kadar ki yapmıyoruz zaten 32 hayvan koymuyoruz gebeyse. Yani daha rahat suya ulaşabileceği, yeme ulaşabileceği, çünkü içeride bir hiyerarşik olayın orada oluşmaması için hani Yarışma oluyor. Eğer çok sıkıştırırsanız yem yeme yarışması oluyor. Su içme yarışması oluyor. Yani hayvan konforu. Tabii. Veya mesela yeni doğum yapmış zaten şey hayvan ürkek mi diyelim streste. Bir de onu o yarışmanın içine sokarsanız daha ilk günden geride başlar şey ve olaya. Pek çok hayvanda vardır ama inekler bunu ciddi anlamda gösterirler. Ciddi bir hiyerarşi vardır. Böyle bir boynuzlu olan boynuzsuzları iter. Rengi farklı olanı herkes iter. Bak sen. Evet tabii. O zaman aynı şey. Az değil ya. O zaman aynı. Onlar yapma ya. O zaman hocam aynı işletmede yani 3-5 ırkı bir yere koymamak lazım. Barındırmamakta fayda var tabii. Farklı bölmelere koymak lazım tabii ya. Peki hocam. Üşüdük ama daha bir şey kaldı mı? Artık bitireyim. Bir şey kaldı mı? Kuru dönem beslemesi. Başlamayı konuştuk herhalde. Beslemeyi konuştuk. Evet hocam bittiyse kapatıyorum. Tamam. Sevgili seyirciler, izlemiş olduğunuz gibi kuru dönem beslemesine ilişkin çok ilginç bir yaklaşımda karşı karşıya kaldım. Benim için bu çok büyük bir sürpriz oldu. Biz çünkü daha önceki dönemlerde 40+20'yi baya baya ezberlemesem de öğrenmiştim hocamdan ve arkadaşlardan ama belli ki yeni bir uygulama başlatılmış. Bu uygulamayı biraz detaylı konuşmaya çalıştım. Eğer anlaşılmamışsa yarın yanlış anlaşılmadan kaynaklanan bir ölümden dolayı sorumlu olmadığımızı belirtmem lazım. Eğer bilinmiyorsa çok değerli uzmanlarımıza, hocama ve arkadaşlara ya da bize telefonla, e-maille yüz yüze nasıl isteniyorsa bu konu mutlaka sorulmalı. Bu konu anlaşılmadan sistem değişikliği yapılmamalı diye şahsen hocam buradan bu açıklamayı yapma gereği duydum. Ama buradan yem fabrikalarının ve yetiştiricilerin de yeni bir alana doğru geldiğini görebiliyorum. Yem fabrikaları bu alanda az gibi gelebilir ama bence işletmelerin çok rahat edeceğini düşünüyorum. Çünkü sadece rasyon yapmak öyle kolay bir şey değil. Ya da çeşitli rasyon yapmak daha zor. Aynı işletmede aynı anda 2-3 tane rasyonu farklı farklı yapmak gerçekten de en azından uygulaması bakımından yani insanların fizik gücü bakımından hayvanlara vermesi bir hayli zor. Ben de hayvancı olsam bu sistemi aslında okeylerdim. Ben bile rahatladım yani. Gün bebeğin yüzündeki o gülücü görünce, ne kadar rahatladığını görünce bence bu işin bir sonuç aldığını gördüğümü düşünüyorum. Ben müsaade ederseniz siz bu açıklamayı yaptıktan sonra şunu ekleyeyim. Ömer Matlı Akademi'nin desteklemiş olduğu hayvancılıkakademisi.com internet sitesine de sorularını yeni yöneltirlerse Sayın Hocam onları aynı gün içerisinde 24 saat içerisinde yanıtlıyor. Evet. Sanıyorum bu programın bir videosu da belki o sayfada yayınlanabilir. Yani programı birkaç defa izleyebilirsiniz. Çiftçi TV'nin web sayfasından da bu yayınlanacak. Dolayısıyla birkaç defa izleyin ki yanlış açıklamaları anlaşılma varsa bize de haber verin, bize uyarın. Efendim çok teşekkür ediyorum. Hem değerli
hocalarıma, dostlarıma, hem kameraman arkadaşlarıma, çünkü onlar bugün dondular. Herkesin eli şu anda aynen şöyle, bak söyleyeyim ben. Herkes şöyle. Ayakları da böyle. Çünkü bana tam yarım saat önce kesmişti arkadaşlar. Ben kesmeyi beceremedim. Bir de tabii sabit çekiliyor böyle, robot gibi. Ortamda karşılıklı havalar var. Hocam da zaten artık dans etmeye başladı. Artık kapatıyorum. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar hoşça kalın.